Albuquerque'nin gururu kriminal avukat Saul Goodman'ın hikayesindeki 7,5 senelik tanıklığımızın karşılığında Saul da yine 7,5 senelik bir cezayla kurtulmak üzereydi. Ta ki Jimmy iddia makamına bir kıyak geçip kendi cezasını kendisi kesmeye karar verene dek. Böylece kendisine verilen cezanın 80 sene kadar uzatılmasını sağladı. Bunu yapmasındaki amacı, temel motivasyonu tam olarak nedir? Daha önce dava kaybetmeyen George Castellano'ya yeni bir skor hediye etmek mi? Nane çikolata parçacıklı dondurma için olmadığı kesin. For the duration. Are you kidding? He's kidding. Ya da Kim Wexler'ın adını temize çıkartmak, onu tazminat davasından kurtarmak da değil, o kadar Yeşilçam değil. İtirafı Kim'in ifadesiyle de paralel. Yani Howard Hamlin'e karşı başlattıkları itibar suikasti ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle tazminat davası hala açılabilir. Kim Wexler aslında buradaki ana motivasyon kaynağı ya da amaç değil, daha çok bu olanların sebebi. İkisi arasında uzun zamandan beri gerçekleşen ilk görüşmede Jim'e teslim olup her şeyi itiraf etmesini söylemişti. Bunun akabinde Jim ise, madem pişmanlıktan bahsediyorsun sen niye her şeyi itiraf etmiyorsun minvalinde bir cevap vermişti. İşte bu sahne ve sonrasındaki olayları anlamlandırabilmek için ikisi arasındaki ilişkiyi doğru değerlendirmemiz lazım. Kim Wexler dizide Saul'a gerçek adıyla hitap eden tek kişi. Jimmy topluma uyum sağlamak için yarattığı Saul Goodman personasına sadece Kim'in yanındayken ihtiyaç duymuyor. Yani herkes için uzun zamandır Saul olmasına rağmen Kim içinse hep Jimmy olarak kaldı. Yanındayken maskesine ihtiyaç duymadığı, gerçekten kendisi olabildiği tek kişi de ona teslim olmasını söyleyince savunma mekanizması devreye girdi, yani Saul Goodman. Bu görüşmedeki hayal kırıklığının ardından Jimmy'nin tamamen kabuğuna çekilerek Saul'un gösteriyi devraldığını gördük. So we're back in business. Nebraska'da bir düzenek kurarak sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soygunları izledik. Bu kısımlar Saul karakterinin doruk noktası. Ahlaki değerlerinden o derece arınmış ki hayatı tepetaklak olmuş bir kanser hastasını soymak bir kenara, gerekirse kafasını ezebileceğini de görüyoruz. İkili arasındaki telefon görüşmesiyle başlayan bu süreç Saul'un yakalanmasıyla son buluyor. Savcılık makamı hazırlanan iddianameyi okuyor. Buna göre Saul mahkeme yolunu seçerse müebbet artı 190 seneyle yargılanacak. Maksimum. Ancak eğer savunma hakkından vazgeçip suçlarını kabul edecek olursa sunulan teklif 30 sene. Savcı yardımcısı George Castellano daha önce hiç mahkeme kaybetmemiş dişli bir tip. Saul da savaş stratejisini tam olarak bunun üzerine kuruyor. Oakley tells me that you've never lost a case. Rakibinin gücünü onun aleyhine kullanmak. İşe ilk olarak ölen DEA ajanı Hank Schrader'ın eşini de yapılacak pazarlığa davet etmekle başlıyor. Bu kişi iddia makamının jüriyi kendi tarafına çekmek için kullanacağı en önemli kozlardan biri çünkü Saul'un sebep olduğu yıkımın kanlı canlı tanığı. Saul böylesine güçlü bir tanık ifadesi karşısında bile savunmasını mağduriyet üzerine temellendirerek jüriyi kendi lehine çevirebileceğini gösteriyor. Elbette hikayesini destekleyen maddi kanıtlarla birlikte. Bu mizansenle kolay lokma olmadığını, mahkemede olabilecek en iyi savunmayı yapacağını karşı tarafın anlamasını sağlıyor. Bu noktadan sonra mahkeme seçeneği sadece Saul için değil, hiç dava kaybetmemiş savcı yardımcısının kariyeri için de risk teşkil ediyor. You never can tell. It's a roll of the dice. Diğer bir deyişle anlaşmaya varmak iki taraf için de artık en karlı seçenek. Kısacası Saul, George'un başına öyle bir bela oluyor ki teklif edilen anlaşma 30 seneden 7,5 seneye düşüyor. Öte yandan Saul, Kim Wexler'ın hikayenin kendi payına düşen kısmını itiraf ettiğini duyuyor. Tıpkı Jimmy'nin kendisine söylediği gibi. İşte bu noktadan sonra ahlaki ikilem başlıyor. Finalde tüm bunların yanı sıra Saul'un çevirdiği bir geyik var. Mike'a geçmişe dönebilsen neyi değiştirirdin diye soruyor. Mike'ın cevabı aldığı ilk rüşvet, çizginin diğer tarafına attığı ilk adım. Yani Mike'ın pişmanlığı dönüştüğü kişi. Aynı soruyu Walter'a da soruyor. Walter'ın en büyük pişmanlığı da kurduğu şirketten ayrılması. Eğer bunu yapmasaydı Walter hep Walter olarak kalacaktı. Heisenberg'e dönüşmesine sebep olacak olaylar hiç yaşanmayacaktı. Saul'un aynı soruya verdiği sığ cevabın ardından Walter şu tespiti yapıyor. So you were always like this. Aslında Jimmy'nin Saul kimliğine bu kadar bağlı olmasının sebebi geçmişte bu yüzleşmeyi bir kez denemiş olması ve peşinden gelen hayal kırıklığı. Toplumun sistemine ayak uydurabilmek için kurguladığı ilk personayı, Sleeping Jimmy'yi geride bırakıp temiz bir sayfa açmıştı. Hukuk fakültesini bitirmiş ve avukatlık kariyerine başlamıştı. Ancak profesyonel yaşamında dışlanmaya devam etti. İdoli olarak gördüğü abisi Chuck da dahil. Jimmy'nin avukatlık konusundaki yetenekleri diplomasını aldığı uyduruk üniversitenin gölgesinde kaldı. Chuck'ın deyimiyle kestirme yollardan avukat olmuştu.
Yani asla o ışıltılı kulübün üyesi olamayacaktı. Onlar tarafından her zaman küçük adam kalmaya devam edecekti. Böylece sistemde var olabilmek için onun açıklarıyla beslenen Saul Goodman doğdu. Ve Jimmy bu personaya sıkı sıkıya bağlandı. Ta ki Kim Wexler'ın itirafını öğrenene kadar. Bu Jimmy'nin kendisiyle tekrar yüzleşmesini sağladı. Saul Goodman'a evrilmesindeki tek gerçek pişmanlık Chuck'ın ölümüydü. O geyikteki zaman makinesi sorusunun cevabı işte bu sahnede Chuck'ın masasındaki kitapla da vurgulanmış. Sonuçta Jimmy, Saul'u kendi oyun alanında alt edeceği mahkemeye çıktı. Burada gözümüze sokulan bir diğer ayrıntı da çıkış tabelasının kapalı olması. Heisenberg için laboratuvardan çıkış olmadığı gibi Saul için de bu mahkemeden çıkış yok. Burada itiraf ettiği tek şey cezasının 86 seneye çıkarılmasına sebep olacak Breaking Bad olayları değil. Aynı zamanda Chuck konusunu da itiraf ediyor. Ceza almayı gerçekten hak ettiğini düşündüğü tek olay bu. Diğer kısımları anlatırken bir tık bir övünme var. Ve Saul olarak katıldığı bu mahkemeden Jimmy olarak ayrılıyor. The name's McGill. I'm James McGill. Son olarak bu sahnede yönetmen renklerin zıtlığından bir simetri kurgulamış. Saul'un tarafına bakarsan biraz beyaz, Kim'in tarafı biraz karanlık. Sonuçta Better Call Saul dizisinin en karanlık, en tahmin edilemez, en değişik karakteri Kim Wexler, Howard konusunda yaptığı vicdanı Jim üzerinden rahatlatmış oluyor. Bang, bang.